Güzel. Bölgemiz son dönemde oldukça sancılı ve sıkıntılı günler geçiriyor. Bugün itibariyle Rusya-Ukrayna savaşı 595. gününü geride bıraktı. Neredeyse 600 gündür iki komşumuz arasında çatışmalar sürüyor. Suriye'deki kardeşlerimiz 12 yıldır barışa, huzura ve sükunete hasret bir şekilde bir kısmı içeride, bir kısmı başka ülkelerde ama gerçekten zor şartlar altında hayata tutunmaya çalışıyor. Bir tarafta bölücü terör örgütünün saldırıları, diğer tarafta rejimin aralıksız bombardımanıyla milyonlarca mazlum hayatta kalma mücadelesi veriyor. Diğer komşumuz Irak, Amerikan işgalinden beri etnik köken ve mezhep temelli gerilimlerden kendini kurtaramadı. Yemen'den Libya'ya, birçok kardeş coğrafyada maalesef istikrarsızlık, çatışma ve gerilim hakim. Türkiye olarak tamamıyla tarihi, beşeri, coğrafi ve dini bağlarımızın olduğu bu topraklardaki hadiselerden bizler de doğrudan etkileniyoruz. Nerede bir zulüm varsa durdurmaya, nerede kanayan bir yara varsa merhem olmaya çalışıyoruz. Rahmetli Mehmet Akif Ersoy'un şu dizelerinden ilhamla mücadelemizi sürdürüyoruz. Kanayan bir yara gördüm mü yanar ta ciğerim. Onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim. Adam aldırma da geç git diyemem, aldırırım. Çiğnerim, çiğnenirim. Hakkı tutar, kaldırırım. Zalimin hasmıyım ama severim mazlum. Evet, biz de gönül coğrafyamızın tamamındaki olaylara ve gelişmelere bu zaviyeden bakıyoruz. Kim olursa olsun mazluma sahip çıkmayı, düşenin elinden tutup kaldırmayı, kanın, gözyaşının ve katliamların önüne geçmeyi, doğru bildiklerimizi cesaretle aykırmayı, kimden gelirse gelsin baskıya, tehdide boyun eğmemeyi, yani diklenmeden dik durmayı, mazlumlara, mağdurlara ve tüm insanlığa karşı öncelikli vazifemiz olarak görüyoruz. Sevgili genç kardeşlerim, asırlardır adalet ve hakkaniyetten sapmamış bir millet olarak İsrail-Filistin geriliminde de tavrımız bu yöndedir. 3 gündür gerek bölge, gerek dünya liderleriyle görüşüyorum. Konuşmalar yapıyorum. Ve çocuk, kadın vesaire. Ama düşünün, şu an itibariyle Gazze'de su yok, ekmek yok, gıda yok. Bütün bunlar İnsan hakları evrensel beyannamesine ters. Nerede Batı? Herhangi bir bu noktada aldıkları tedbir var mı? O da yok. Şimdi ne diyorlar? Amerika uçak gemisi gönderiyor. İkinci uçak gemisi de gelecek. E Bay Amerika. Ya Amerika nire? Akdeniz, İsrail, Filistin, nire? Ne işin var senin orada? Şimdi
Amerika gibi bir ülkeye barışçı tesis mi yakışır? Yoksa oraya benzinle, körükle gitmek mi yakışır? Amerika'dan beklenen nedir? Bu. Ama düşünün, Türkiye'ye ait Suriye'de bir SİHA'yı terörle mücadele ederken düşürecek kadar ferasetini kaybeden bir anlayış var. E biz seninle NATO'da beraber değil miyiz? NATO'da beraber olduğun Türkiye'nin siyasını terörle mücadele eden bu ülkenin siyasını nasıl düşürürsün ya? Görmedim, bilmedim, farkında değilim. Bunu nasıl söylersin? Bunu nasıl söylersin? Bakın biz kriz ilk patlak verdiğinde tüm tarafları itidalle hareket etmeye çağırdık. Telefon diplomasisiyle çatışmalara, diyalog yoluyla çözüm bulmaya gayret ettik. Bugüne kadar devlet ve hükümet başkanı seviyesinde 13 liderle telefon görüşmem oldu. Dışişleri Bakanımız bir taraftan, MİT Başkanımız bir taraftan muhataplarıyla irtibata geçerek görüşmeler devam ediyor. Neler yapabiliriz? Bunun üzerinde duruyoruz. Düşünün, Mısır'ın Refah kapısını bombaladılar. Buradan insani yardım gönderme noktasında adım atalım, bunun çalışmasını yapalım dedik. Ama orayı da bombaladılar. Sayın Sisi ile de bu konuyu görüştük. Bugün aynı şekilde Muhammed Bin Zayed ile görüştük. Katar Emiri ile görüştük. Birlikte beraber neler yapabiliriz? Bunları konuştuk. Atacağımız adımlar var. Bu insanlar susuz. Bu insanlar gıdasız. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nde bunlara yönelik atılması gereken adımları gerektiren evet görevler var. Ama asla bunların böyle bir derdi yok. Onların yok ama bizim var.